Herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlardan taktikli soru çözümü yapmaya söz vermiştik. Bir önceki yayınımızda canlı dersimizde gerçekten de çok fazla talep gelmişti. Daha fazla soru çözelim diye. Çünkü kısa tutmuştuk ilk dersimiz olduğu için ve gerçekten de bunun soru çözümünü sonra yapacağız demiştik ve şimdi de yapıyoruz. Şimdi sizinle beraber çarpanlar ve katlar yani İlk dersimiz 8 mat 1 ile alakalı soru çözümünü yapacağız ve konunun pekiştirmesini şimdi tamamlayacağız diyorum. Bu arada Tonguç Cup 1. sezon heyecanımıza siz de bekliyoruz. Bilge Baykuşlar, Hızlı Çıtalar hepsi Tonguç Akademi.com'dan takımını belirledikten sonra sana görevlerin, ödevlerin verilecek şekilde planlı ve programlı bir şekilde Türkiye'nin bir numaralı başarı oyunuyla beraber Tonguç'ta çalış başarıya alış diyoruz ve hadi bakalım o zaman fazla uzatmıyorum dersimize geçelim. Tonguç Dershane sunar. Şimdi bir kere çarpan nasıl bulunur? Bunu öğrenmiştik zaten hemen hatırlayalım. 30'un çarpanları bir kere bir ve kendisi mutlaka olacak şekilde düşünüyorduk. Ardından iki kere 15 diye biliyorduk. 3 kere 10 diyebiliyorduk. 4 kere olmaz. 5 kere 6 diyorduk ve bitiriyorduk. Çünkü 6 kere 5 bir daha yazamayız. Zaten 4 de bir çarpanı değildir. Bunların her birisi bir çarpan aynı zamanda bölendi. Bu çok önemli. Şimdi bunlar zaten en temeliydi. Ardından ne işe yarardı da sorular karşımıza geliyordu. İşte çok güzel sorularımız var Bugün dersimizde. Gerçekten de bununla alakalı yeni nesil sorularımız var. LGS benzeri sorularımız var. Ve bunu tamamladığımız zaman artık çarpanları ve katlardan soru kaçırmayız. Bir kere Tonguç... 30 kalemi arkadaşlarına eşit olarak dağıtabiliyor. Tonguç'un kaç arkadaşı vardır demiş bize. Bu tarz sorularda yine çarpanın aynı zamanda bölen olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani 30'u 15'te böler, 10'da böler, 6'da böler, 3'te böler, 1'de böler. Dolayısıyla 30 kalemi isterse Tonguç 30 arkadaşına dağıtabilir. Veya birer birer 15 arkadaşına dağıtabilir. İsterse 10'ar arkadaşına dağıtabilir. İsterse 6 arkadaşına, 5, 3, 2, 1 arkadaşına da verebilir. Dolayısıyla bu kadar arkadaşı olabilir farklı farklı seçeneklerimiz var. Peki e, dikdörtgenin çevresi en az kaç metredir demiş. Bu da bize alanı için 30 metrekare demiş. Bak metre cinsinden ve doğal sayılar kelimelerinde mutlaka sorularda kullanır. Burada da dikdörtgenin çevresini bulacak olursak bir kere... Kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunur dikdörtgen çevresi. O zaman bu kısa kenarı olur. Bu da uzun kenar olabilir. Dikdörtgenin bir kenarı 1, bir, bir kenarı 30 olabilir. O zaman alanı 30 olur. Veya 2 çarpı 15 olabilir. Burası 2, burası 15 olabilir. Veya 3 çarpı 10 olabilir veya 5 çarpı 6 olur. o zaman bütün bunların her birisi dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bunları toplayıp yani kısa ve uzunu toplayıp 2 ile çarpıyoruz ki çevresini bulabilelim. O zaman çevre eşittir bu ikisini topla 2 ile çarp 62 olur. Çevre eşittir bu ikisini topla 2 ile çarp 34 olur. Çevre eşittir bu ikisini topla 2 ile çarp 26 olur. Çevre eşittir bu ikisini topla kısa uzun kenarı topla 2 ile çarp 22 olur. En az dediği için tabii ki 22'yi seçmem gerekir diyorum. Burada mutlaka mutlaka tabii daha zor sorularda ön koşul verecektir. Der ki mesela kenarlarından hiçbirisi asal değildir diye bir ön koşul verirse o zaman mesela bunu kullanamayız, bunu kullanamayız, e, işte bunu kullanamayız gibi gibi. Bunu kullanabiliriz mesela sadece gibi bazı seçenekler olabilir. Şimdi mesela Enes Batur'un evi örneği. Enes Batur'un evine girdiğimiz zaman bakıyoruz işte bir girişi var. İşte şurada bir stüdyosu var diyelim. Ondan sonra burada bir banyosu var diyelim. Sonra burada e, stüdyo buradaymış pardon. Burası e, yatak odası diyelim mesela falan filan. Şimdi Enes'in evindeki dikdörtgen şeklindeki odaların kenar uzunlukları metre çizinden doğal demiş. Enes'in odaların kenar uzunluklarını bulalım demiş. Şimdi kenar uzunluklarını buradan bulabiliriz. Neden? Çünkü odalar aslında bu kenar ve bu kenarda oluşmaya mesela 30 metrekare aynı zamanda aynı zamanda sarıyla göstereyim onu da bu 54 metrekare de bu kenar ve bu kenarda oluşmak zorunda ve çok önemli bir şey var burada bu sınavlarda LGS'de çok karşımıza geliyor o da şu bu ikisi birbirleriyle örtüşüyor yani bu odanın bu odanın banyonun duvarıyla yatak odasının duvarı burada örtüşüyor işte bu ortak duvar bu ortak duvarın Ortak çarpan olması gerekiyor. Mesela 30'un çarpanlarını bulmuştuk biz. 30'un çarpanları bir kere 30'du. 2 kere 15'ti. 3 kere 10'du. 5 kere 6'ydı. Şimdi bu 30'un çarpanları bu kenar ve bu kenarı gösteriyor aslında bize. Ama dikkat et 54'ün çarpanlarını bulursak 54. bir kere 54. 2 kere 27. 3 kere 18. Aynı zamanda 4, 4 kere olmaz. 5, 5 kere olmaz. 6 kere 9. Gibi devam ediyor, bitti artık. Bu kadar. Şimdi bunların ortak bir kenara sahip olması gerekiyor. Bu turuncu hangisi ortak kenar? Ama dikkat et, farklı seçebiliriz. Mesela iki de olabilir, üç de olabilir, beş de par beş olamaz, e, altı da olabilir. Şimdi ben 6'yı seçiyorum. Neden 6'yı seçiyorum? Çünkü burasıyla burasının arasında bir ilişki daha var. Burası da 28 metrekareymiş. Yani aslında bu ortak kenarlardan yola çıkarak işte buraya 6 dersem buraya 9 derim. 6 kere 5 de olabilir. 6 kere 5, 6 kere 9. 5 artı 9. Yani buranın hepsi de 14 olur. 14'te neyi çarparsam 28 olur. Burası da 2 olur mesela. Şurası her kenarı bulabiliyorum teker teker. Dolayısıyla teker teker mesela 35'in 63 ile ortak çarpanı yani şu ortak kenar 7 olsun. 7 kere 5 35 olur. 7 kere 9 60 olur. 9 artı 5 al sana buranın hepsi yani 14'te örtüşüyor şeklinde bulabiliriz. Buradan buraya gidinceye kadar da 5 artı 7'den toplam 12 metre gider şeklinde hesap yapabiliyorum diyorum ve hemen yepyeni bir soruya geçiyorum. Tabii bu tarz soruları... Karşımıza geldikçe antrenman edeceğiz. Mesela burada kitaplarımızda da aynı tarz sorulardan çok var. Çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı çok farklı tarz soru var. Mesela burada mesela demin ki Enes Batur sorusunun çok benzeri bir soru var. Bu LGS'de çıkmış bir tarz olduğu için zaten bu kitaplarımıza giriyor. Aynı şekilde alanla alakalı veya işte bilmem ne sayıların katlarıyla alakalı veya mükemmel sayı dediğimiz böyle değişik örneklerin de olduğu mesela şu tarz işlem soruları da karşımıza geliyor. Mesela hemen bir örnek yapalım. Bu da LGS tarzı bir soru. Böyle bir işlem tanımış, beşgen şekli göstermiş bize. Bu işlemi içine yazılan sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamını sonuç olarak vermektedir demiş. Hayda. Bir de örnek vermiş bize ama bak demiş ki. Mesela şu işlemin içine 12 yazarsam, şöyle bir beşgenin içerisine 12 yazarsam aslında bu şu demek. Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri 12'nin Hemen pozitif tam sayı brandini bulalım mı? 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4 bitti zaten bu kadar. Şimdi kendisi hariç dediği için 12'yi eliyorum ve bunların toplamıdır diyor. Bakalım 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 6 toplamda 16'ymış 12 hariç dediği için. Tamam bunu anladık. Demek ki bu da bu şekilde yapılıyormuş. O zaman demiş ki hadi o zaman bunu bul Yani bize bir açıklama vermiş örneğini vermiş. Şimdi de sorusunu soruyor. O zaman biz bunu uygun yapabiliriz. Bunun kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri nelerdir bulalım bakalım. 30'un bir kere 30 olabilir. iki kere 15 olabilir. 3 kere 10 zaten kaç kere yaptık bunu. dört kere olmaz. 5 kere 6. Şimdi bunu eledim. Bunların hepsinin toplamı. Yapalım hemen. 1, e, 10, 25, 31, e, 36, e, 39, ee, ve 42. O zaman bunun cevabı 42'ymiş. Allah enteresan. Şimdi devam ediyorum buraya 97'ye. 97, 97 nereden çarpın? Bir kere bir kere 97 yaz, kafadan yazıyoruz. İki kere olmaz, üç kere olmaz, dört kere olmaz, beş kere olmaz. Çünkü 97 asal bir sayıdır. Birden ve kendisinden başka hiçbir böleni yoktu. Zaten öyle asal sayıların hiç başka böleni yoktu. Dolayısıyla buraya hiçbir şey yazamam. O zaman bu ikisinin toplamı da yapamam. Çünkü kendisi hariç pozitif tam sayı bende. O zaman bunu da eledim. O zaman sadece bir olacak burada. 42 ile de biri toplayınca cevabımızın 43 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. 97 en büyük iki basamaklı asal sayıdır. 97 en büyük iki basamaklı en büyük iki basamaklı asal sayıdır. Tamam bunu anladık. Asal sayıdır diyoruz peki 91 nedir kıl bir şey? Bu 91'e biz matematik tarihinde yalancı asal diyoruz. Yalancı asal. O kadar asal sayıya benziyor ki 91 neye bölebiliriz ki asla bölünmez falan filan. Ama halbuki 91 13 kere 7 olarak tarihe geçiyor. 13 ile 7'yi çarparsanız 13 ile 7'yi çarparsanız 91 çıkıyor. Yani aslında 91 hem 13'e bölünüyor hem 7'ye bölündüğü için bu asal gibi gözüken aslında asal olmayan sayı yalancı asal diyoruz o yüzden. Dolayısıyla 91 asal bir sayıdır? Hayır değildir. 91 13'e ve 7'ye bölünür unutmayacağız diyorum. Ve hemen yepyeni bir soru. 2023 LGS'de bunun aynı sıntıbısı hemen bakalım şuradan. Evet 2023 sözel bölüm, 2023 sayısal bölüm alıyorum. Açıyorum. Acaba hangi soruydu bu? hemen sizinle göstereyim o soruyu da. Çünkü gerçekten de çok heyecan verici bir soruydu. Ee, buna benzer sorular da çıkmıştı ama bu yeni bir tarzdı. O yüzden biz de heye... işte bu soru. Dokuzuncu soru yani A kitapçığındaki dokuzuncu soru 2023 LGS'deki tam bu sorunun benzeri bir soru. Tabii sayıları değiştirdik biz ama burada şunu söylemek istiyorum. Tarz olarak bu tarz sorular geliyor karşımıza. 30 sayısının doğal sayı çarpanlarının tamamı yandaki gibi iki gruba ayrıldığına demiş. Bakıyoruz. A grubu, B grubu tamam. A grubundaki sayıların toplamı, B grubundaki sayıların toplamı eşit olmaktadır. Tamam. E, A ve B grubundaki bazı çarpanlar verildiğine göre A grubundaki en küçük sayı kaçtır demiş. Bir kere 30 sayısının doğal sayı çarpanları. Ya biz bunları biliyoruz ya deminden beri yapıyoruz. Düşünsenize hep yapıyoruz bak. 1, 2, 3 artık böyle yazıyorum açık. Çok yaptığımız için 5, 6... 10 sonra 10... Sonrasında işte 15... Sonrasında 30... Bu doğal sayı çarpanları aslında budur. Yani açarsam görebilirim zaten 30'u... Bu şekilde böyle böyle yaparak da görebiliyorum zaten. Tamam şimdi... Bunların... Bunların... Buraya yerleştirdiğini düşünüyoruz. A grubu ve B grubu sayılar. demiş ki bunların toplamları eşit demiş. Ya bunların toplamı kaç? Hepsinin toplamı kaç? Bulalım beraber. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman 70 kişi çıkıyor bunların toplamı. Demek ki... Bu gruptaki toplamla bu gruptaki toplamın uyuşabilmesi için buradaki toplamın 36, buradaki toplamın da 36 olması gerekiyor. Şimdi 36 36 olabilmesi için de burada zaten 30 yazıyor. Burada 6 ve 2 var ve bunları buraya yerleştireceğiz. Yani şu sayıları buralara yerleştireceğiz ve bunda zaten 30'u yerleştirmişiz. Ve burada 30 varsa sadece 6'cık lazım buna. Çünkü 30 zaten vardı. 30'a 6 a eklersem 36 doğru bu grubun toplamı. O zaman ben bu 30 30'un yanına 6'yı nasıl yerleştirebilirim? Mesela 1 2 3'ü alırsam, 1 2 3'ü alırsam 30'un yanına 1 2 3 yazarsam buraya 36 eder. Doğru. Ama olmaz çünkü 2 burada. Demek ki 1 2 3'ü alamıyorum. Peki başka ne yapabilirim? Mesela 6'yı sadece buraya koysam 36 olur toplamı. 30 artı 6 36 süper. Ama hayır B grubunda 6. A grubuna yazamam. O zaman bak 2 ve 6'yı yazamıyorum zaten. 2 veya 6'yı almadan A'nın yarına 36'yı oluşturmam gerekiyor. Bak 30'u kullandım, 2'yi kullandım, 6'yı kullandım. Hadi bakalım 36'ya yaklaşabilmek için, 36 yapabilmek için 30'un yanına ne koyayım? Bir 1'i koyarım. Bir de 5'i koyarım. Yani buraya 1, buraya 5 yazarım. O zaman biter işlem işte. Yani sadece bu iki sayıyı yazarsam ancak olabilir. Diğerleriyle olmuyor ne yazık. Mesela üçü alsam e yanına üç olmaz ki. On buraya koyarsam fazla gelir. On beş fazla gelir. Olmaz. Demek ki sadece zaten iki ve altıyı kullandığım için bir ve beşi koyabilirim. Sonrasında geriye kalan sayılar da işte buraya gider. Üç buraya gelir. Ondan sonra on buraya gelir. Sonra on beş buraya gelir. Zaten yani bunların toplamı da otuz altı eder diyorum. Çünkü ikisinin toplamı yetmiş gelecek. Peki... Ne demişti bize? A grubundaki en küçük sayı kaçtı demişti. Tabii ki birdir diyorum. Ve geldik yepyeni bir konu başlığına. Aslında konu başlığı hemen arkadan soru geliyor. Şimdi 80 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Zaten bunu öğrenmiştik. Hemen bir tekrar, mini tekrar. 80'i 2'ye bölüyorduk. En küçük asal sayı neydi? 2, ondan sonra 3, sonra 5, sonra 7. 2, 3, 5, 7'yi çok iyi bileceğiz. Çünkü her soruda çıkar. 2'ye böldük 40. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e ee e böldük 1. Şimdi karşımıza bunlar geldi. E o zaman diyorum ki asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazabilir miyiz? 80 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 diyorum. Ve bunu da istersem üstü gösterim şeklinde yani 2'nin dördüncü kuvveti çünkü bir iki üç dört tane var çarpı beş diyorum istersen beşin birinci kuvveti de yazabilirim burada e, hiç fark etmez beş üzeri bir veya beş diye yazabilirim peki bunu niye öğrendim çünkü bu tarz soruları yapabilmek için çok kek bir sorumuz var c sayısı iki ve üçten farklı bir asal sayıdır demiş e, buna göre demiş A artı B artı C kaç demiş. Şimdi bu tarz bir şey gördüğümüz zaman 180 eşittir böyle bir şey gördüğümüz zaman bir kere 2 3 asal olduğunu biliyoruz. E C de diğer bir asal sayı demek ki. Hemen 180'i şöyle açıyorum. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e e böldüm artık 2 kalmadı. 15. 3'e e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi o zaman 180 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. Ve bunu istersem üssü gösterim şeklinde 2'nin karesi karesi çünkü 2 tane var. E, çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in birinci kuvveti şeklinde yazabilirim. Şimdi buradan bakıyorum. Ya bu bu bununla özdeş. Bu bununla özdeş. O zaman bu da bununla özdeş olacak. O zaman C dediğimiz sayının yani şuradaki sayının 5 olmasını bekliyorum. B dediğimiz şeyin 2 olmasını bekliyorum. A dediğimiz sayının da 2 olmasını bekliyorum. O zaman A artı B artı C yani 2 artı 2 artı 5'ten 9 sonucuna ulaşmış oluyorum. Şimdi yeni nesil benzeri yeni bir soru. Bu tar bu soruda 2023 LGS benzeri bir soru televizyonlu bir soru vardı orada. Şimdi bunu hemen çözmeye çalışalım. Tabii bu kadar e, bu kadar basit vermiyorlar. Bu kadar e, basit aslında biz çözüyoruz. Bunu böyle bir kurgu içinde veriyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ondan sonra hadi bakalım çöz bunu diyor şeklinde. Hadi bakalım beraber yapalım. A küçüktür B olmak üzere. A ve B birbirinden farklı asal sayılardır. Tamam eyvallah. 500 eşittir A kare çarpı B küp olduğuna göre A küp çarpı B kare ifadesinin değeri kaç demiş. Hemen ne yapıyorum? Bir kere 500'ü görünce elim ayağım titriyor. Hiç duramıyorum. Hemen bunu çarpanına ayırıyorum. Asal çarpanına ayırıyorum tabii ki. 250, 2'ye böldük 125, 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür sadece 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. O zaman aslında 500 dediğimiz sayı 2'nin 1, 2, ikinci kuvveti, 5'in 1, 2, 3. kuvveti şeklinde yazılabiliyor. İşte Allah aşkına şunla şu çok benzer değil mi? O zaman buradaki bak üzerinde 2 var, üzerinde 3 var. Demek ki buradaki A aslında 2'ymiş. Buradaki B de aslında 5'miş. O zaman A2, B de 5. Bunu kafadan buldum. Şimdi diyor ki arkadaş A'nın kübü çarpı B kare diyor. A'nın kübü yani 2'nin kübü çarpı B'nin e, karesi diyor. Yani 5'in karesi. E bunu bul diyor. 2'nin kübü kaçtır? 8'dir. 5'in e, karesi kaçtır? 25'tir. 8 çarpı 25'te 200 cevabımıza ulaşmış oluyoruz diyoruz. O zaman süper bir şekilde ödevlerimizi yapalım mutlaka. Bununla alakalı çok fazla soru var. Çok fazla bilgi var. Lütfen ödevlerimizi tamamlayalım. Tonguç Kap'ta ödevleriniz var zaten ama ben yine ekstradan hatırlatayım size gerçekten. Çünkü çok temel en baştaki konu bu. En baştaki konu olduğu için asla atlamayın diyorum ödevleriniz. Zaten EBOB ekoku bitirdik ama biz yine de lütfen isterseniz bunları tekrar edebilirsiniz. Sayfa 14'ten 17'ye kadar tekrar edebilirsiniz. Yapmadıysanız çarpanlar ve katlarla alakalı... Dinamo Yeni Nesil Matematik kitabımızdan da buradaki testler özellikle test 1, test 2, iki tane testimizi yapmayı unutmayın. Dijital soruları mutlaka çözün arkadaşlar. Dijital sorular kitap aktivasyonuyla ancak ulaşabileceğiniz ve cep telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayardan çözebileceğiniz sorular. Hem Tonguç Akademi.com dijital kitap kısmından girebilirsiniz hem TATS'dan girebilirsiniz. Zoru Bankası dediğimiz kısımda da hemen Zoru Bankası'ndan da ilk aslında iki testi çöz hatta özür dilerim. Üç tane testimiz var. Bu ilk üç testi de çözmenizi istiyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ödül sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım. Donguç Dershane sundu.